Merhabalar dostlarım kanalıma. Hoş geldiniz. Plak isimli oyunda senaryoların sonuna çok yaklaştık. Senaryolardan devam ediyorum. Bugünkü oynayacağım senaryo Rastgele seçmeyi düşünüyorum. Açıkçası özellikle oynamayı düşündüğüm bir senaryo yok. Mesela eşit yaratılma senaryosunu oynayabiliriz. Dünya çapında insanlar dünyanın hastalıklardan arınmış bir hale getirilmesi manevi bir zorunluluk olduğunu kabul ediyormuş. Eğer dünya bir araya geliyorsa onu durdurabilecek bir şey var mı diyor. Herhalde bu Senaryoda işte fakir zengin ülke demeden bütün ülkeler beraber çalışıyor bilmiyorum beraber görürüz birazdan Şöyle rastgele bir isim seçiyorum Kendimi hızlıca gösteriyorum metabolik sıçrama genini kullanıyorum Uçak ile Hava bonusunu kullanıyorum Bu arada biyolojik silah e, Olarak oynayacağım bu arada genetik taklit tedavisi zor genini kullanıyorum Çok fazla bu arada dedim kusura bakmayın Dediğim gibi biyolojik silah olarak oynuyoruz bölümümüzü. Hastalığımı Hindistan'dan başlatıp değerli vaktinizi çalmamak adına hemen iki kat hızlandırıyorum. Şimdi burada biliyorsunuz biyolojik silahta değişmiş genleri deaktif et şeklinde bir genimiz var. Bu hastalığın ölümcülüğünü azaltıyor. Gen sıkışması bu da yine aynı şekilde ölümcül, ölümcülüğü azaltıyor. Bir de nükleik asit nötrleşmesi şeklinde bir genimiz var ki bu da ölümcül genlerin tekrardan ortaya çıkmasına engel oluyor. Oyunun başında hastalığın bulaşıcılığını artırabilmek adına e, isilikten başlayıp deri lezyonlarına kadar belirtilerimizi yükseltiyoruz isiliği açtım şimdi terlemeyi açıyorum sonrasında da deri lezyonlarını açacağım Bu arada arkadaşlar Umarım gününüz güzel geçiyordur Umarım eğleniyorsunuzdur Umarım evinizde kalıyorsunuzdur biliyorsunuz bu dönemde evinizde kalmanız çok önemli e, Ne diyoruz Evde kal benimle beraber oyna diyoruz. Sizlerle beraber oyunda geçmediğimiz bölüm, geçmediğimiz senaryo ya da senaryoları satın alamayan arkadaşlar için görmediğimiz senaryo kalmayacak şekilde bütün senaryoları oynayacağız. Şimdi buradan yayılma kısmından suyu yükselttim. Şimdi yayılma kısmından suyu bir seviye, havayı bir seviye yükseltelim ya da eğer ölümler başlarsa, hızlanırsa e, ölümcülüğü ölümcüllüğü azaltmak için biyolojik silahın genlerini de yükseltmeye başlayabilirim. Buna birazdan oyun içinde karar vereceğiz. Hastalığımız Arabistan içinde yayılmaya başladı. Gemimiz nereye gitti? Sanırım İngiltere'ye gitti emin değilim. Şimdi havayı bir seviye yükselttim. Havayı bir seviyede yükselttikten sonra artık bu üçgenden birer seviye yükseltme işini yapıyorum. Biyolojik silahı da bayağıdır oynamıyordum. Ee, kısaca bir hatırlatmak gerekirse bu arada enfeksiyonu yavaşlatan bir ilaç buldular. Ne yapacağız? Hemen yetenekler kısmından ilaç direncini bir seviye yükselteceğiz. Şimdi arkadaşlar biyolojik silah da bu yetenekler kısmındaki 3 tane özelliği de 3 seviye yaptıktan sonra ortalıkta Armageddon geni diye bir gen açılıyordu. O da ölümcüllüğü ve bulaşma seviyesini maksimum seviyeye çıkartan bir gen idi ki onu da en sonlara doğru açmamız gerekecek. Erken açarsak bütün hastalar öldüğünden dolayı hastalığı bütün dünyaya bulaştıramıyorsunuz. Şimdi suyu iki seviye yükselttim. Ekstrem bir aerosol kombosunu birazdan açacağım. Öncesinde soğuk direncini 2 ve ilaç direncini 2 seviye yapabilirim. E, gelen DNA puanlarına bağlı. Eğer bir anda böyle çok patla, patlayacak bir şekilde DNA puanı gelirse hepsini beraber yaparız zaten. Şimdi burada gen sıkışması ve diğer iki geni de üçüncü seviyeye çıkartıyorum ve Armageddon genimiz açılıyor. Şimdi ilaç direncini iki seviye yaptım. Ve soğuk direncini de iki seviye yapıyorum. Isı direncini de bir seviye yaptıktan sonra artık ekstrem biyo aerosol formunu açabilirim. Şimdi burada ekstrem bir aerosol kısmını açtım. Artık yayılma kısmıyla bir işim kalmadı arkadaşlar. Şimdi genetik sertleşmeyi de iki seviyeye yükselteceğim ki tedavi çok hızlı bir şekilde bulunmasın. Çünkü eşit yaratılma modunda anladığım kadarıyla tedavi çok hızlı geliştirecekler. Çünkü fakir zengin ülke demeden herkes bu tedaviden faydalanmak için tedavi geliştirmeye çalışacak diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında senaryoda şu ana kadar bir farklılık görmedim. Dediğim gibi tahmin üzerinden oynuyorum. Tedavi hızı büyük ihtimalle çok hızlı olacağı için ben bir an önce bütün dünyaya hastalığı yaymaya çalışıyorum ve tedavinin hızını mümkün olduğunca yavaşlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle de işte bu ulaşıcılığı arttıran genleri, tedaviyi yavaşlatan genleri ve tedaviyi yavaşlatmak için bu genetik sertleşmeyi açıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini plan dahilinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an zaten tedavi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. %25'e kadar ilerledi neredeyse. Şimdi burada artık ölü dokuyu açıyorum ve ishali de açıyorum. Ölü doku ve ishal bulaştırıcılığı çok şiddetli bir şekilde arttıracaktır. Bunu yapmamın sebebi de hastalığın bütün dünyaya bulaşmış olması. En son Grönland'a e bulaşmamıştı ki oraya da bulaştı biraz evvel. Fas'a da bulaşmamış özür diliyorum. Ama Fas zaten e, kara sınırı olduğu için bulaşacaktır ki bulaştı zaten. Bu e, kara sınırı olan ülkeler arkadaşlar bulaştırabiliyorsunuz. Çok sıkıntı olmuyor. Sınırlarını kapatsa da sıkıntı olmuyor ama deniz aşırı ülkeler işte Grönland'dır, ondan sonra Madagaskar'dır, Karayipler'dir vesaire falan bu ülkelere limanlarını kapattığı zaman hiçbir şekilde hastalığı bulaştıramıyorsunuz. Şimdi burada genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum. Hastalık böyle iyice dünyanın %95'ine falan bulaştıktan sonra Armageddon genini açacağım. Ee, şu an açıyorum hatta. Gördüğünüz gibi dünya neredeyse tamamına zaten bulaşmış durumdaki e, hastalık çok hızlı bir şekilde şu an öldürmeye başlayacak. Şu an Grönland'da sağlıklı insanlar var. Eğer Grönland'daki hastalar işte bütün insanlara hastalığı bulaştırmadan ölürse oyunu kaybedeceğiz. O yüzden Grönland'ı takip ediyorum. Bir yandan da tedavi hızını takip ediyorum. Tedavi hızı %90'lara kadar dayanmış daha az evvel. Oraya müdahale edip hemen e, tekrardan düşürdüm. Artık Grönland'ın tamamı da hasta oldu arkadaşlar. Dünyada sağlıklı insan kaldığını düşünmüyorum. Derken dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı dediğim gibi. Şimdi genetik karışıklığı 3 seviyeye çıkardım. Artık benim yetenekler kısmında kullanacağım bir yer kalmadığı için hemen belirtiler kısmından uykusuzluk belirtisini açarak yukarıya doğru ilerliyorum ki tedavi hızını biraz daha düşürebileyim. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Kanala like atarsanız çok sevinirim. Ve bu videoların devamından da haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna da basarsanız video yüklendiği anda sizde bildirim alabilirsiniz. Dediğim gibi evinizde kalın arkadaşlar. Hastalıktan korunun. Sizin evinizde kalmanız yetmiyor. Akrabalarınızın da bilgilendirin bu konuda. Onları da evde kalmaya ikna edin diyorum. Ve burada videonun sonuna doğru geliyorum. Her zamanki dediğim gibi, daha doğrusu yani bu 3 gündür diyorum bunu. Evinde kal. Oyun gerçek olmasın diyorum. Oyunun ne kadar korkutucu olduğu zaten ortada. Illaki bu oyun kadar olmayacak. Hatta kesinlikle bu kadar olmayacak. Yani bu da böyle aşırı felaket tellallığı yapmış gibi olmayayım Ama önlem alın arkadaşlar Ölen kişi sizin yakınınız olduktan sonra Gerisi hiç önemli değil diyorum Bir kişi de olsa bir milyon da olsa ölen kişi sizin yakınınız ol, Olduktan sonra hiç önemli değil Sağlıcakla kalın arkadaşlar ne diyelim Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle